7. Sanat Tutkunlarının programı 6. Seanstan herkese merhaba. 27. Ankara Uluslararası Film Festivali özel bölümümüzle karşınızdayız. Bizlere sosyal medya hesaplarımızdan her zaman ulaşabilirsiniz. Şimdi dilerseniz bu hafta 6. Seans'ta neler var hep birlikte bakalım. Sinemaya dair merak edilen tüm konuları bulabileceğiniz 6. Seans yeni bölümüyle birazdan başlıyor. Ankara'dan çok güzel bir festival geldi geçti desek abartı olmaz. 27. Ankara Uluslararası Film Festivali 28 Nisan ila 8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti. Şimdi festivalin açılışından, festival mekanından ve kapanıştan görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Seanstan herkese merhaba. Bu yıl 27.'si düzenlenen Ankara Uluslararası Film Festivali'ndeyiz. Sevgili misafirlerimiz, 27. Ankara Uluslararası Film Festivali'nin açılış gecesine hepiniz hoş geldiniz. Ankara Uluslararası Film Festivali bu güzel bahar gününde bir kez daha perdelerini bu muhteşem törenle birlikte açıyor. Festival 1988 yılından beri Ankara kentini sinemayla buluşturuyor. Sinemamızın çok değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları ile Ankara'nın diplomatik, akademik, sanat, siyaset, medya, iş çevreleri ve festivalimize katkı veren kurumlarla hep birlikte olmaktan büyük mutluluk duymaktayız. Ülkemizin içinde bulunduğu bu cendereden çıkabilmesi için bu festivallere hepimizin ihtiyacı var. Sonuna kadar sahip çıkmak ve kendimizi yükümlü hissediyoruz. Sevgi ve saygılar. Çınar'a gidiyor ödülümüz, Sanat Çınarı ödülümüz Turan Erol'un oluyor alkışlarınızla. Bu festivalde beni en çok sevindiren, mutlu eden siz gençleri gördük. Böyle bu kadar. Aralarında benim eski öğrencilerim de var bu gençlerin. Evet. Bak. Bizleri geçmişle yüzleşmeye çağıran, beleksizleşmeye filmleriyle, dizileriyle direnen, gönlümüzü çelerken bizi düşünmeye zorlayan usta bir yönetmene gidiyor bu seneki ödülümüz. Evet.
özel ödülü Beşiktaş Kültür Merkezi'nde oluyor bu sene. Alkışlarımızla sevgili Yılmaz Erdoğan sahneye davet etmek istiyorum. Ankara Film Festivali'nde de bir manevi bağ var. İlk yılından beri birçok kez bu festivale katıldım. Yıl 27.si düzenlenen Ankara Uluslararası Film Festivali sona eriyor. Festivalin kapanış törenindeyiz. Değerli konuklarımız, sevgili sinema dostları, Ankara Uluslararası Film Festivali kapanış törenine hepiniz hoş Ziyade Birader. Ses tasarımıyla Oruç Bozluca ödülü kazanmıştır. En iyi özgün müzik, Rüzgarın Hatıraları filmindeki müzikle François Couturier. En iyi sanat yönetmeni, Misafir filmindeki sanat yönetmenliğiyle Gülçin Fatih Razai'ye gidiyor. Yardımcı kadın oyuncu, Çırak filmindeki rolüyle Çiğdem Sevişik. En iyi kadın oyuncu, Toz Bezi filmindeki rolüyle
Asiye Dinç. Sevgili Asiye Dinç Soy, Ankara Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülü toz beziyle nasıl bir duygu? Gerçekten çok mutluluk verici. Ödüller tabii ki tüm emeklerimizin karşılığında görünür kılınmak adına gerçekten çok güzel ve çok mutluluk verici. Toz bezi gibi kadın başrollerin olduğu, kadın hikayesi kadın olan, yönetmeni kadın olan bir filmle ödül almak aslında hepsinin toptan emeğinin karşılığını almak gibi. Çok yani festivale çok teşekkür ederim. Mahmut Tahir Öngör'ün özel ödülü toz bezi. Sarmaşık filmindeki performansıyla en iyi yardımcı erkek oyuncu Kadir Çernik. Sarmaşık filmindeki rolüyle Nadir Sarıbacak en iyi erkek oyuncu. Ana Yurdu filmiyle Adam Eisenberg, Yorgos Mavrosradis ve Senem Tüzel. En iyi görüntü yönetmeni Ana Yurdu filmindeki görüntü yönetmeniyle Vedat Özdemir. En iyi senaryo ödülü Ana Yurdu filmiyle Senem Tüzel. En iyi yönetmen Ana Yurdu filmiyle Senem Tüzel. Siyah en iyi film. En iyi film ödülü Ana Yurdu. En iyi film Ana Yurdu. 27. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde Ana Yurdu olarak birçok ödül aldınız. Neler demek istersiniz, neler düşünüyorsunuz? Gerçekten şaşırdık. Çok onurlandık. Nasıl oldu anlamadım. Yani çok iyi filmlerle yarıştık. Zaten bu filmlerin aldığı ödüller belli olduğu için diğer festivallerde. O yüzden çok onere olduk. Ankara bir de benim memleketim. Ankara'da doğup büyüdüm. Yani o yüzden burada bu ödülü almak benim için daha da manidar. Ekonomik ilişkiler ve işte kapitalist ekonominin kullanışı dışında da Anneler Günü'nün başka anlamları da var bizim için. Bu film öncelikle benim anneme aşk mektubum ve benim gıyabımda bütün kız evlatların annelerine aşk mektubu. Aşk mektuplarının sadece gülücükler dağıtması beklenemez. Hakikati, hakiki sevgiyi araştıran her şey cesaret ister. Anneleri ve kızlarına bu filmi adıyorum. Yani böyle tarz filmler, ticari olmayan filmler, içten filmler. Seneler çalışıyoruz. Çok memnunuz bol olduğu alabilmek. Ama aynı zamanda gökten marketing bütçe gelemez bu şekilde ve gelmiyor ticari olmadığı için. O yüzden bu film bulan ve seven seyircilerin yardım ihtiyacımız var. Onlar sosyal medyada paylaşsın, söylesin, duyursun. Yedinci Ankara Uluslararası Film Festivali'nde sinema dünyasından pek çok isimle buluştuk. Şimdi o isimlerden festival hakkındaki duygu ve düşüncelerini alacağız. Menderes Bey, bu yıl 27.sü düzenliyor festivalin. Neler düşünüyorsunuz festival hakkında? Yani 27.sü düzenleniyor demek artık bu festivalin tam hızla yoluna devam edecek anlamına geliyor. Önemli olan festivallerin devam etmesi. Festivaller biliyorsunuz genel olarak hem barışı temsil eder, hem bir araya gelmeyi temsil eder, hem de sanat ve kültürümüze sahip çıkmamızın sağlam temellerini atar. Onun için ülkemiz için çok önemli, sinemamız için çok önemli Ankara Film Festivali'nin devam etmesi. Bize düşen görev de bu festivaldeki sorumluluklarımızı bilip yardımcı ve destek olmak. Onun için her zaman yanlarında olacağız. Tabii çok mutluyuz. Az bir şey değil, 27 yıl. 27 yıldır da buradayız.
Tabii çok mutluyuz. Yani daha fazla ilgi istiyoruz. Daha çok seyirci istiyoruz. Burada yarışan büyük emek sonucu, genç, dinamik, yeni sinemacıların ortaya koydukları bu ürünlerin daha geniş kitlelere ulaşmasını istiyoruz. Yani sinemaya sahip çıkmak gerekiyor. Bunun için salonlara sahip çıkmak gerekiyor. Seyircinin sahip çıkması gerekiyor. Seyirciyi salonlara bekliyoruz. Bu yıl 27. düzenleniyor festival hakkında. Neler demek istersiniz, duygu düşünceleriniz? Ya tabii ülkede bombalar patlarken, çocuklar öldürülürken, kadınlar şiddete maruz kalırken böyle bir festivalin olması gerçekten ülke için büyük bir, Ankara için büyük bir şans. Ben bu koşullarda bu festivali yapan tüm yöneticilere, emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Elif Hanım, Ankara Uluslararası Festivali'ne hoş geldiniz. Hoş. Siz de Antalya'yı da yapmıştınız. Festival hakkında bize neler demek istersiniz? Ben doğma büyüme Ankaralı biri olarak Ankara'nın böyle bir festivale sahip olmasından hakikaten çok gurur duyuyorum. Hatta bir ara böyle bir duracak mı, devam edecek mi diye konuşmalar vardı. Aynı zamanda kolej mezunuyum işte. Şimdi sponsorlardan biri Ankara Koleji. Kolejleri ayaklandırayım falan diye düşündüm. Onun için şimdi üstelik de bu görkemde burada olmak çok onur verici bir şey. Bir başka festivalin direktörü olup Türkiye'de biliyorsunuz bunlar rekabet gibi algılanır. Böyle bir dostluk, bir beraberlik, işte davet, ödül verir misiniz falan, bunlar çok özel şeyler. Bunu da Ankara yapar zaten diye düşünüyorum. Onun için çok çok sevinçliyim. Çok da güzel bir film programı yapılmış. İnşallah Ankaralılar eğer seyrediyorsa bu özel, çok özel seçkiyi de kaçırmazlar. Çünkü festivalin esas amacı bu buluşma değil, o filmler. Peki Ankara ve 27. Ankara Festivali için bize neler demek istersin? Ankara Film Festivali'nin ben neredeyse ilk yılından beri hep destekçisiyim ve yanındayım. Yani ben Ankara Film Festivali'ne herhalde bir 4-5 kez falan bulundum etkinlikte, açılışlarında. Onur ödülü aldım. Aziz Nesin'le o sahneyi paylaştım. Atıf Yılmaz'larla paylaştım. Yani 4-5 kez ve Türk sinemasına festivallerin çok büyük etkisi oluyor tabii. Bu Ankara Film Festivali de yıllarca Türk sinemasına emeği, desteği geçmiş bir festivaldir. Ve giderek uluslararası festival haline gelmesi çok sinemamız adına sevindirici. Yani bizim de Ankaralı sinema severlerin de bu festivali desteklemesi ve yaşatması ve bu festivalin giderek daha da büyümesi en büyük temennim. Yani ben çünkü Ankara Film Festivali'ne çok özel bir şeyim var, manevi bir bağım var. Bilmiyorum, çok başarılı olsun istiyorum. Afgana. Ankara Film Festivali kapsamında gösterildi filminiz. Festival hakkında neler demek istersiniz? Yani filmimizi seçmiş ve göstermiş olmaları bizim için çok gurur verici zaten. Özellikle salondaki kalabalığı görünce ben çok heyecanlandım ve hala üzerinden aylar geçmesine rağmen bu kadar kalabalık olması çok mutlu etti beni. Çok gurur duydum gerçekten burada olduğum için. Ben Ankara Film Festivali'ne ilk defa geliyorum. Yani burada da çok kalamayacağım. Diğer filmleri de çok takip edemeyeceğim maalesef. Ama yani filmimizin Ankara Film Festivali kapsamında gösterilmesi gerçekten çok onur edici. Burada da böyle bir kalabalık seyirci de görmek çok keyifliydi. Seyircisini herkes çok beğenir zaten, siz de bayağı ilgi duydunuz. Çok teşekkür ediyorum herkese. Al konuşma fazla, hayret bir şey ya. Sanki yetim parası. Oğlum. Ankara tabii yani giderek kurumlaşmış bir festival, zaman zaman bir takım problemler yaşasa da yani bir ülke festivalleri için yani ne desek az tabii bu anlamda. Hani aslında keşke kurumlaşıp uluslararası gücünü daha geliştirebilse tabii. Ankara Film Festivali yöneten vakfın daha da güçlenip daha da daha bağımsız bir şekilde gelebilmesi tabii canı gönülden dilerim. Ankara her zaman iyi festivaldi. Yani
Türkiye'de insanların farkına vardı, takip ettiği iyi festival ve giderek de yoluna devam ediyor. Anne yoruldum. Dayan kızım. Az kaldı. Bak geldik sayılır. Film festivallerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sanat filmleri tabii ki toplumda çok iyi vizyona çıkamıyor. Güzel seyircisiyle karşılaşmalar, yani yoğun karşılaşmalar yaşayamıyor diyelim. En azından film festivalleri buna bir aracılık ediyor. Yani festivallerin beyaz perdesi daha yüksek, daha farklı filmlerin insanlarla buluşması için çok önemli bir araç. O yüzden de uzun zamandır Ankara'ya gelmemiştim. Çok önce tiyatro oyunlarımla Asta ve Deve Tiyatrosu'na gelmiştim. 7-8 yıl sonra sinemayla tekrar Ankara'dayım. Bugün 27. Ankara Uluslararası Film Festivali'ndeyiz. Sizin de filminiz ana yarışmada yer alacak. Bununla ilgili neler dersiniz? Gurur duyuyorum. Çok mutluyum. İlk sete çıktığımız gün bütün ekiple beraber bir konuşma yapılır. Ben de şey dedim, arkadaşlar dedim, biz dedim, burada şu ana kadar öğrendiğimiz her şeyi unutalım. Sadece yaratıcı olalım ve keyif alalım bu filmi yaparken. Eğer dedim bir gün bir festivalde yarışırsa, o zaman dedim film amacına ulaşmış olur. Bugün burada Melek Kırıktaş'ın adam amacına ulaştı. Bugünden sonra da Leicester City gibi, Premier Lig'deki gibi yola devam ediyoruz. Fırsatlara sen kendini çok kaptırmayacaksın. Ankara mezunu, Hacettepe mezunu birisi olarak bol bol bu festivallere gelmiş gitmiş, tiyatro festivallerine, sinema festivallerine gelmiş gitmiş biri olarak çok yapıcı, çok geliştirici bir ortam olduğunu düşünüyorum. Oyuncu adaylarına, oyunculuğa merak salanlara veya sinemaya merak salanlara. Ankara'da da çok üniversite var biliyorsunuz bu yönde. İşte Ankara Sinema Bölümü, Hacettepe Konservatuvar, Bilkent Tiyatro. İşte yani bunların tabii öğrencilere, bizlere, Türk sinemasına her şeye büyük katkıları var. Çok mutluyum. Bu kaçıncı festivalimiz? 7 galiba bizim 7. festivalimiz. Uzun zamandır da Ankara'da değildim. Benim için çok güzeldi. Sabah geldim, akşam gideceğim, o ayrı ama hoşuma gitti burada olmak. Birazdan filmi göstereceğiz. Seyirciyle bakalım nasıl bir duygudaşlığımız olacak veya olmayacak. Ben mi çalışmayayım? Sen daha lavaboyu tahmin edemedin. Şimdi Hatun Hanım, senin Oktay'la daha çok ilgilen. Ankara Film Festivali benim uzun yıllardır hayranlıkla uzaktan seyredebildiğim bir festival. Sevgili İrfan ve İnci'nin büyük emekleri var. Onlara çok teşekkür etmek lazım. Çünkü bu kahramanlar olmasa hakikaten festivaller çok zor yol alacak. Uzaktan çok zor takip edebiliyorum ama güzel geliyor İstanbul'a şeyi. Efekti güzel geliyor. İsterdim tabii ki burada kalıp filmlerin hepsini izlemeyi ama yani yarışıyor olmak da, seyirciyle buluşuyor olması da filmlerin bizim için çok kıymetli. Cepo! Cepo! Ankara Film Festivali güzel bir festival çünkü hani buradaki sanatsal olayları takip etmeye çalışıyoruz uzaktan tabii. Ama böyle gelip içinde olmak, festivalle bir arada olmak, oradaki insanlarla karşılaşmak, seyircisiyle karşılaşmak, farklı bir seyirci çünkü İstanbul'un seyircisi gibi değil. Çok güzel tabii ki, çok heyecan verici ve takip edebildiğim kadar da film izlemek istiyorum festivalde. Nene, koca diyor ki bu suyun ucu ta cennete kadar gidermiş. Doğru mu? Ben daha önce de Yangın Var'la Ankara Film Festivali'ne katılmıştım. Tanıdığım, sevdiğim insanlar, demin de gördüğünüz hemen herkesi tanıyorum, herkesle merhabalaştık. Dolayısıyla burada olmaktan mutluyum. Zaten bence festivallerin temel amaçlarından biri yönetmenin dünyasını sunacağı mecra olması. Onun dışında onun üstünde çok fazla bir düşüncem yok. Filmimi Ankaralı sinema severlerle buluşturabildiğim için mutluyum. Valla festivaller iyi ki var. Öyle ya da böyle iyi ki var. Ben az önce onu düşündüm. Yani bizim
üretmemizi sağlayan şeylerden bir tanesi de bu belki. Çünkü burada bir takvim hissi geliyor yani seyirci. Yoksa yalnızlık duygusu belki üretirken bizi biraz zorlayabilir. O yüzden ilk festivaller var Ankara'da, bunlardan bir tanesi. Ankara Film Festivali bizim önemsediğimiz bir festival. Bir kere 27 yaşında ve gelenek her yıl büyüyerek devam ediyor. Dolayısıyla İstanbul ve Antalya'dan sonra ben Ankara izleyicisiyle film buluşmasını çok arzuluyordum. Ankara Film Festivali bunu sağlamış oldu bize. Ayrıca yarışma filmimiz. Ödül çıkar çıkmaz artık Antalya ve İstanbul'dan sonra bunları çok önemsemiyoruz. Yani artık izleyiciyle buluşmak tek gayemiz oldu. Dolayısıyla ödül çok önemli değil. Ankara izleyicisi benim anlatmak istediğim mesele var. Bunu anlasın, bunu görsün. Benim dünyama ortak olsun. Benim için yeter. Gel Barış, gel Barış, gel! Ben Ankara Film Festivali'ni aslanından öğreneceğimden beri mümkün derecede takip etmeye çalışıyorum. Sevdiğimiz bir festival. İşte Antalya, İstanbul Film Festivali'nden sonra Ankara'da olmak, Ankara seyircisiyle de buluşmak. Hakikaten insanı mutlu ediyor. Yani gerçekten benim için çok kişisel olarak hani benim doğduğum, başladığım ve ben burada sinema yapmayı öğrendim. Yani burada izleyiciydim yıllar önce, 2003'te, 2004'te. Buraya hep izleyici olarak gelen biri olarak. Festivalin bugünlere gelmesi, yani bugün festivalde jüri üyesi olarak tekrar gelmek çok anlamlı. Yani insanın doğduğu yere geri dönmesi gibi bir şey bence. Ve umarım festival bu çizgide daha daha ileriye giderek yıllar yıllar içinde daha da üst noktalara gider. Bir kere çok samimi, hiç insanın kendini yani böyle bir festival kuruntusu ve kasıntısı içinde hissetmedi. Sıcak sıcak bir yer yani. Ankara'yı da seviyorum gerçekten. Entelektüel lafı hep şey anlamda, negatif manada edilir ama gerçekten entelektüel düzeyi, birikimi birbirine yakın yani. Asgari müşterikleri çok olan bir şehir. O da beni mutlu ediyor yani. Bu yıl burada çok iyi bir seçki vardı. İKSV'de, İstanbul'da, Antalya'da ve Adana'da yarışan ödül alan filmler burada tekrar bir araya geldiler, yarıştılar. Dolayısıyla festivaller festivali oldu, Ankara Film Festivali. Ben çok tatmin oldum. Çok güzel filmlerle karşı karşıyayız. Yani 5 tane iyi film say derseniz bana, bunun 3'ü kadın yönetmen. Bu da çok önemli. Bu yeni kuşağın yapacağı yeni filmleri büyük bir merakla bekliyorum. Ankara Film Festivali'ne de uluslararası demek lazım. Uluslararası Ankara Film Festivali'ne de bütün bu çabalarından ötürü de teşekkür ediyorum. 27 yıl olmuş değil mi? Geleneği oluştu artık. Yani böyle 25 yılın üstüne çıkan, 20 yılın üstüne çıkan festivaller ayrıca bir kıymet taşıyor. Çünkü onlar yolculuklarını, bir geleneği oluşmuş oluyor. Devamlılığını kuruyorlar. Ankara başkent olarak aynı zamanda da kültüre, tiyatro, devlet tiyatrolarının belki sübvanse ettiği bir şeydir. Ama seyircisi özel diye bilinir, konuşulur hep. Filmler konusunda da daha farklı değil. Son yıllarda özellikle televizyonun da katkısı vardır ama sinemada eğri çoklukla ana akım sinemanın dışına çıktı ve Mavra'ya evrildi. Yani ülke gülmek istiyor ziyadesiyle ve neye güldüğünü de karıştırır vaziyette aslında. Metne değil de, metnin komedisine, durum komedisine değil de daha çok şaklabanla yönelik bir eğilim şiddetlendi. I think it's a very professional festival. An organization that is perfect, but it's also a family, a big family, and there is the passion and the joy, and it's an island of freedom, and I find this very unique in this sense. I had the honor and the joy to be part of the short, the jury of the shorts, and I can say that also the quality of the films is amazing, really great.
Festival başarılı bir seçkiyle de damga vurdu. Benim aklımda kalan Yüce Sezar, Toz Bezi ve Bir Nefes. Şimdi sinema yazarları Kerem Akça ve Onur Kuşaloğlu'ndan film yorumlarını alacağız. 6. seansta sinema yazarı Kerem Akça bizlerle, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu ara bayağı festival oluyor Türkiye'de. Sizce şu anda nasıl gidiyor festivaller Türkiye'de? Festivaller hani politik olaylara rağmen, hani çeşitli tartışmalara rağmen son bir senede, bir buçuk senede gelen tartışmalara rağmen hani festivallerin ayakta durması önemli. Bu sebeple de işte Ankara Film Festivali olsun, 27. kez yapılıyor bu sene. İşte Uçan Süpürge Film Festivali olsun, işte bu aralar Eskişehir Film Festivali var. Yani bir sürü Türkiye'de hani festival devam ediyor yoluna. Hani belki hani bu aralar çok fazla seyirci gelmeyecek veya hani seyirci sayımız belli bir oranda ufak da olsa düşecek. Bu riske girerek de olsa hani festivallerin yapılması güzel. Yedincisi düzenleniyor Mehmet Festivali'nin, Ankara Film Festivali. Seçkili takip edilen filmler oldu. Nasıl filmler vardı? Neler beğendiniz, neler beğenmediniz? Evet, aslında şey yani bütün hani bir sene boyunca festivallerde gösterilmiş filmlerin hani kaymak tabakasının gösterilmesi hedefleniyor. Genel hani güncel filmlerden, hani dünya sinemasının da olup bitenlerden bahsedersek. Yani bunlar arasında da özellikle işte Nicole Kravitz'in Vahşisi, Wild'ı, Roberto Minervini'nin Ötedekiler, The Other Side'ı ve işte şey Miguel Gomez'in Binbir Gece Masalları. Çok hani dikkat çekici filmler olmuştu son bir senede hani festivallerde. Bazıları işte Cannes'da çıktı geçen sene. Bazıları şeyde bu sene Berlin'de veya başka festivallerde çıktı. Gaspar Noé'nin Aşk Love 3D'si. Bu da hani dikkat çekici bir filmdi. Geçen sene Cannes Film Festivali'ndeki en iyi Fransız filmiydi. Bunların hani bir arada toplanması güzel. Bunun yanında hani Türkiye'de ilk kez gösterilen We Monsters, Ölümcül Yalanlar filmi de Alman filmi hani güzel bir hani burada Türkiye premierini yapması güzel bir şey. Bunun yanında şey tabii hani festival retrospektif seçkilerinden de uzak kalmıyor hiçbir zaman. Bu sene de bu konuda Zelimir Zinlik toplu gösterimi ve Hamlet filmleri var. Özellikle bu iki seçki de hani ilginç çünkü şey Zelimir Zinlik filmleri çok fazla hani bulunamayan filmler ve özellikle ilk dönemindeki 1969 yapımı Early Works şey yani Yugoslav Kara Dalgası'nın çok önemli öncü filmlerinden biri. Özellikle hani onun burada gösterilmiyor olması çok önemli bir şey bence. Hamlet filmlerinde de çok çeşitli bir seçki var. Bu Aki Karizumaki'nin Hamlet iş başındası özellikle yani belki de görebileceğimiz en sıradışı Hamlet uyarlamalarından biridir. Hani onun burada gösterilmesi güzel bir şey. Onun dışında hani diğer filmlerde hani ilginç bir birbirini tamamlama durumu var Hamlet filmleri açısından. Bunlar da hani seçkiyi tamamlıyor aslında. Ve işte anılarına vefat eden yönetmenlerden işte Chantal Akerman'ın iki filmi var. Veya işte bir tanesi hani kendi çektiği film değil ama kendisine dair bir belgesel. Jacques Rivette'in işte çok önemli 70'lerdeki olgunluk dönemi başyapıtı Selim ve Julie var. Yarışma filmleri hakkında neler dersiniz? O da iddialı çünkü Antalya'da yarışanlar var, İstanbul'da yarışanlar var. İddialı bir seçki var. Onlar nedir? Evet yani yarışma filmleri aslında şey yani geçen sene de hani bir sıkıntı olduğu için geçen seneki filmlerden de alınmış bir kısım. Ve hepsi bir araya gelmiş. Bu sebeple hani biraz kalite yükselmiş. Özellikle hani Sarmaşık, Saklı, Ana Yurdu öne çıkıyor bana kalırsa. Bu üç film hani jüri farklı seçenek şeyler seçebilir o ayrı hani her jürinin görüşü farklıdır ama hani bu üç film özellikle bana kalırsa öne çıkıyor. Hani ödüllendirirse kimse itiraz edemez. Güzel iddialı filmler var diyoruz. Toz Bezi'ne belki neler demek istersiniz? Ya Toz Bezi aslında çok şey formül bir sosyal gerçekçi sinema örneği. Bunu yaparken de aslında çok başarılı değil. Özellikle hani şey yani Asiye Dinçsoy dışındaki oyuncular üzerine hiç uğraşmamış. Terra Yılmaz, Çiğdem İnsereyel gibi oyuncular cameo pozisyonunda gibi kalıyor. Nazan Kesal'ın hani bir gündelikçi karaktere uyum sağladığını söyleyemeyiz. Bunun yanında hani görüntü yönetimi kurgusundan bahsedersek hani görüntü yönetimi sinematografi hani bir şekilde ilginç bir karakteri yakalasan kamerayı sallayarak mantığıyla yerleştirilmiş.
Bu sebeple de hani son dönemde hani kadın yönetmenlerin hani ilginç konu yakala veya çarpıcı bir konu yakala, çarpıcı bir tema yakala, gerisini boş ver mantığı ışığında yaptığı üretimlerin Pelin Esmer gibi, işte Deniz Akçay gibi, Belmin Söylemez gibi yönetmenlerin arasında Aho Öztürk de katılıyor bana kalırsa. Festival filmlerinden yarışma filmlerinden daha doğrusu dikkat çeken Sevdiğim Memleket filmi var. Artık özellikle görüntü yönetmenliğini çok beğenmiştim. Onunla ilgili neler dersiniz? Ya, Memleket aslında şey, yani Murat Saracoğlu daha önce ya sürekli hani gişe filmleri çeken ve Yeşilçam mantığıyla hiçbir şekilde hani film grameri üzerine düşünmeyen filmlere imza atmıştı. Ama mesela hani çok böyle politik açıdan değerli mesele olursa, Yangın Var gibi, orada hani biraz dikkat çekici hale gelebiliyordu. Ya yani burada da aslında hani biraz belli bölümlerde hani minimalist bir gelenek oturtmaya çalışmış. O bölümlerde başarısız olduğunu söyleyemem. Ama yani karakterler devreye girdikten sonra hani tamamen Yeşilçam şeyinde, ilkelliğinde, boyutsuzluğunda bir karakter çeşitlemesi devreye giriyor. Hani bu sebeple inandırıcı durmakta zorlanıyor. Ama hani uyguladığı metot açısından hani tek mekana sıkıştırılmış bir böyle şiddet öyküsü veya psikolojik gerilim olarak ele alınırsa hani en azından hani bizde yapılmayan bir şey olarak belli bir saygı duydum. Ama yani karakterler inandırıcı olmadığı için, hani Yeşilçam'a uygun karakterler üzerinden gittiği için ya hiçbir şekilde ne bir motivasyonu, ne bir dönüşümü, ne olup bitenler hiçbir şekilde bir yerden sonra inandırıcı hale gelmiyor. Yani iyi niyetli bir çaba olarak görebiliriz. Yani çoğu filmi görme şansım oldu. Festival boyunca buradaydım. En çok beğendiğim filmler, yani yerli filmleri daha çok izleme şansım oldu. Ulusal yarışmayla ilgiliydim çünkü. Sarmaşık filmini zaten birçok festivalleri izlemiştik. Çok başarılı bir film. Çırak filmi beni en çok şaşırtan ve çok beğendiğim bir film oldu. Genç yönetmenin ilk yönetmenlik ve senaryo deneyimi. Teknik açıdan falan da çok başarılıydı. Chuck Gutierrez'in de ilk yönetmenliğiydi. Filipinlerden bir yönetmen. Onu da hem teknik açıdan çok iyi buldum, hem derdini çok iyi anlatabilmiş bir film. Yüce Sezer'i izledim. Ben Coen kardeşleri zaten çok seviyorum. Coen kardeşleri normalde sevenler bu filmi pek beğenmediler ama ben eski bir Monty Python serisi vardır. Absürt sinemanın da en iyi örneklerinden. Hem dizileri de var, filmleri de var. Coen'lerin bu sefer Monty Python tarzı bir espri anlayışını ön plana çıkarmak istediklerini düşünüyorum. Çok da kıymetli. O yüzden ben Coen kardeşlerin filmini oldukça başarılı buldum. Toz Bezi meselesinde şöyle ufak bir şeyim var. Oyunculuklar falan muhteşemdi. Anlattığı dert ve kadınların hikayesi çok güçlüydü. Ama hani Mustang'le olan tartışmalara da benziyor biraz. Bazı filmlerde konunun ve oyunculukların ön planda olup biçim olarak birazcık özensiz oluşu beni biraz rahatsız ediyor. Toz Bezi'nde de ben biraz bunu gördüm. O konuda ufak bir rahatsızlığım var. Bugün ödülleri toplayan Anayurdu'na gelecek olursak da Anayurdu çok iyi bir filmdi. Derdini o da çok iyi anlatmış bir filmdi. Oyunculuklar falan çok iyiydi. Hani kadınlarla ilgili doğal olarak yükselişte olan sinemanın bence müthiş bir örneği. Anayurdu'nu herkes izlemeli, yani tavsiye ediyorum. Ve maalesef ki 6. seansla bir bölümün daha sonuna geldik. Ama merak etmeyin, haftaya yine aynı sinema tutkumuzla biz bu ekranlarda olacağız. Hoşça kalın.